Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Güzel bir örgünün çalışmasıyla tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Nako Süper İnci'nin şöyle güzel bir ipiyle sevgili hanımlar, harika güzel, kolay gösterişli güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. Şöyle orta incelikte bir ipim var sevgili hanımlar. Nako, Nako Süper İnci'nin hemen şöyle %25'lik yün, %75 akrilik bir ip sevgili hanımlar. Evet şöyle orta incelikte olan bu ipimle sizlere güzeller güzeli bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle 3.5 mm şişlerimi kullanıyorum. Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte modele geçelim. Bu arada sevgili hanımlar ben ilmeklerimi atarken sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok sevinirim. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımı ziyaret ederek güzel modellerimi görebilir. Sizler de beğendiğinizden yapabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Evet sevgili hanımlar yorumlarınız beğenileriniz benim için çok önemli. Sizlerden ricam yorum ve beğenileri de unutmayalım. Evet sevgili hanımlar şöyle 3,5 milim bir şiş kullanıyorum. 5 beş ve 5'in katlarında ilmekleri atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilmeğimi attım. Ben bu şekilde ilmek atıyorum arkadaşlar. Siz nasıl kolay geliyorsa o şekilde atın. 2, 3, 4, 5. Bir modelin 5 ilmekten oluşuyor. Tekrar 1, 2, 3, 4 5 Tekrar 1 2 3 4 5 Evet 15 ilmek attık. 2 4 6 8 10 12 14 15. Şimdi 3 modellik ilmek attık. 2 tane de sağda ve solda 1 2 dikiş ilmekleri kenar ilmekleri kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen kenardan bağlamamızı yapalım ki burada bir gevşeme olmasın modelimize geçelim arkadaşlar Evet şimdi ben sevgili hanımlar şöyle iki sıra bir haroşa örgü yapacağım yapma nedenim modelimin altında bir kıvrılma olmasın sizler dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz şöyle ilk ilmeğimi yeni başladığım için ördüm arkadaşlar şimdi e, iki sıralık bir haroşa örgü yapacağım Düz örgülerden yapıyorum arkadaşlar ben düz iki taraftan da düz ördüğünüz zaman haroşa örgü çıkar iki taraftan da ters ördüğünüz zaman yine haroşa örgü çıkar arkadaşlar şöyle bakın hızlı hızlı yaptım düz örgülerden oluşan bir sıra e, haroşa haroşa yaptım düz örgü yaptım arkadaşlar şimdi arkasından da yapacağım. Ön yüz iki sıra haroşam olduğunda ön yüzde modelimi kuracağım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın tüm ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde düz olarak örelim bir kez de arkasından gelelim iki sıra haroşamız olsun arkadaşlar modeli kuralım. Evet düz örgülerden oluşan şöyle arkadaşlar iki sıra haroşamı ördüm. Bu ipime de çok yakıştı arkadaşlar bu modelim. İnşallah sizinkiler de güzel olur. Şimdi modelimizi kurmaya geçiyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Tüm ilmeklerimi birinci sırada düz olarak görüyorum arkadaşlar. Modelimin birinci sırası, tüm ilmeklerim düz. oldukça kolay güzel gösterişli ister yelek ister hırka ister süveter ister bere ister atkı ister bebek battaniyesi aklınıza ne geliyorsa ister bluzlar ajurlu bir örgü modeli yapacağız ee, istediğinizi yapabilirsiniz evet modelin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın modelimin ikinci sırasında tüm ilmeklerim ters arkadaşlar Dilediğiniz örgü ipini kullanabilirsiniz. Her iyi örgü ipine yakışan harika güzel bir model. Ajurlu örgü sevenler için güzel bir model. Evet ikinci sıramızda ters olarak ördük. Şimdi desenimizi kurmak için ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doluyorum bakın. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir tane düz örüyorum. Yine buradaki düz ilmeğim var bakın. Yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru ikisini birlikte ördüm. Evet bu şekilde. Şimdi bakın bir, iki. iki kere doladım burada. Bir modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki kere burada doladık. İki ilmeği tekrar da ikinci modeli kuruyorum. İkisi iki ilmeği bir ördüm bir düz ördüm. Buradaki iki düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı ikisini birlikte örüyorum. Bakın. Tekrar bir, iki. iki kere doluyorum. Ee, ön yüzde bir kere, arka yüzde bir kere örüyoruz. Ön yüzde örüyoruz bir tanesinde. iki kere doluyoruz arkadaşlar burada. Bu iki kere dolama bizim güzel bir model sergilememize yardımcı olacak. Evet iki ilmeği birlikte örüyoruz bir tane düz yapıyoruz. 3 ilmeğim kaldı bakın. İkisinin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı ikisini birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Sonda bir kez doluyorum. Bakın başta ve sonda bir kez doluyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin dördüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane dolama ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Şimdi bakın yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Buradaki iki tane dolamaya geldiğimde sadece bir kez örüyorum. Diğerini bırakıyorum arkadaşlar. Bakın böyle geniş bir ilmek oluyor. Şimdi yine tekrar aradaki ters ilmekleri örüyorum. Ajuruma geldiğim zaman sadece bir kere ters örüyorum. Bu diğerini bırakıyorum arkadaşlar. Yine ters örgümü yapıyorum. Modelin arka yüzündeyiz. Burada bakın tek dolamış ilmeğimiz var. Ters olarak ördük. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi doladı, iki kere doladığımız ilmeği burada bir kez ördük. Şimdi ön yüzde de yapacağız arkadaşlar. Yine kesmiş olduğumuz ilmekleri bu şekilde tamamlıyoruz. Hem de güzel bir model elde ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Burada bir tane ajurum var. Hemen örüyorum bir düz bir doluyorum. Bakın burada üç tane düz ilmeğim var. Birincisini örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçirdim arkadaşlar. Bir kez doladım. Şimdi arka yüzde iki kere doladığımız ilmeği bir kez örmüştük. Şimdi arkadaşlar burada bakın şu boşluktan girerek bir ilmek alıyorum. Bakın ikincisini de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir düz ördüm. Bir doladım. Yine bakın bir iki üç düz ilmeğim var. İkinci modelimi yapıyorum. Örmeden alıyorum birinci ilmeğini. İki ilmeği birlikte örüyorum. Örmüş olduğum ilmeğin içinden örme, ad, örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. Bir kez doladım. Bakın yine buradan boşluktan bir ilmek alıyorum. Bu şekilde. Hemen yanındaki ajurumu düz ilmeğimi örüyorum. Bir doluyorum. Şimdi üçüncü modelimi yapıyorum. Birinci ilmeğini örmeden alıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçiriyorum. Bir kez doluyorum. Bakın hemen buradaki düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız. Modelimiz çok kolay sevgili hanımlar. Hem de çok gösterişli ve güzel bir model. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde tüm ilmekler model bitinceye kadar hep ters örülüyor arkadaşlar. Bu şekilde son sıramızda tamamlamış oluyoruz. Evet ben sizlere şöyle bir model anlatmış oldum arkadaşlar bakın gerçekten harika bir model daha anlaşılır olsun diye ikinci bir model daha anlatmak istiyorum. Hem de ikinci modeli nasıl kuruyoruz ona hep birlikte görelim. Şimdi ilk modelimi nasıl kurduysam sevgili hanımlar ikinci modelimi de aynı şekilde kuracağım. Bir sıra düz örüyorum. Şöyle bir sıra düz örelim. hem kolay hem güzel hem gösterişli arkadaşlar harika bir model ee, bu modeli yapmanızı tavsiye ederim gerçekten güzel bir model evet şimdi bu ikinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum arkadaşlar şimdi ikinci sırasında modelimi ne yapıyordum bir ilk modelimde ne yapmıştım ikinci sırasında tüm ilmeklerimi ters olarak örmüştüm şimdi modelin ikinci modelin ikinci sırasında da tüm ilmekler ters Evet şiş numaralarınızı kalın tutarak şallar yapabilirsiniz sanımlar. Etol şallar harika olur. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Ee, videonun başında da demiştim yelekler, hırkalar, şallar, atkılar, bereler, bebek battaniyesi her şeyi yapabilirsiniz bu modelden. Evet ikinci modelimi de tamamladım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım. Yine modelimize şekil verdiğimiz yerdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doluyorum bakın. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde. Bir tane bakın şu ortadaki ilmeğimiz bir tane düz olacak her zaman. Hani şu üç ilmeği bitirdiğimiz nokta var bir düz oluyor. Bu ilmek ortada her zaman tek olarak ördüğümüz ilmek bu ilmek olacak. Şimdi tekrar iki ilmeğin yönünü çevirdim. İçeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte ördüm. Şimdi bir iki kere doladım bakın ikinci modelimi uyguluyorum. İki ilmeği birlikte ördüm. Bakın şu ortadaki ilmeğimiz düz ilmek. Bir tane düz örüyorum. Buradaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru iki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar 1 2 doladım. Yine burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu ortadaki bakın düz ilmeğimizi bir tane düz örüyoruz yine. Burada iki ilmeğin yönünü yine çeviriyoruz bakın. İçeriden dışarı doğru iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir kez doluyorum. Bakın bu sonlarda ve başlarda bir kez doluyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, modelin 3. sırasında yaptığımız işlem bu. Modelimiz 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi modelin dördüncü sırasındayız. Arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters. Doladığım ilmeği ters ördüm bakın. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Çift doladığımız ilmeği de sadece bir tanesini örüyoruz. Bırakıyoruz. Ön yüze geldiğimizde bir önceki modelde göstermiştim. Ön yüzde de bu bölümü yapmış oluyoruz. Evet bu şekilde terslerimizi örelim. Yine ajurumuzu bir kere örüyorum bakın salıyorum sonra. Yine ters ilmeklerimizi örüyoruz. Doladığım ilmeği de bir kez ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin dördüncü sırasında bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Evet şöyle kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bakın bir, iki, üç, üç tane düz ilmeğim var. Birincisini örmeden alıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ördüğüm ilmeği örmeden aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde. Bir kez doladım. İki kere dolamış olduğumuz ilmeği arka yüzde bir kez örmüştük. Şimdi bakın bir kez de ön yüzden örüyoruz. Kesmiş olduğumuz buradaki ilmekleri bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ajurumu da ördüm. Bir kez doladım. Şimdi bir, birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modelimi yapıyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. Hemen yine bir kez daha bakın geniş bir ajurumuz oldu. Örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de ördüm. Bir kez doladım. Şimdi üçüncü modelimi yapıyorum. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Üç düz ilmeğin birincisini örmeden alıyorum ikisini birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelin 5. sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin 6. ve son sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi burada yaptığımız tek işlem tüm ilmekleri ters örmek arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra üçüncü modelimize geçeceğiz. Kolay güzel bir örgü arkadaşlar. Evet Bakın bir model, iki model sizlere ben anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bakın modelimiz çok güzel. Yabancı kanallarda şöyle bir model anlatıyorlar, bırakıyorlar. Üstünü göstermiyorlar. Ben zorluk çekmeyesiniz diye iki model anlatıyorum arkadaşlar. Ben yabancı bir kanaldan çıkardım bu modeli sizler daha güzel anlayın daha hani anlaşılır olsun diye ben iki model anlattım ki sizlere daha faydalı olsun. Evet güzel hanımlar modelimizin ilerlemiş halleri var. Bir de onu göstereceğim size. Evet modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Büyük bir dilim ördüğünüz zaman böyle güzel bir diliminiz olacak. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister atkı, ister bere, ister battaniye, ister şal, kaşkol atkı ne yapmak isterseniz ajurlu örgü modelleri arasında güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar şöyle harika bir model bakın arkası da bu şekilde ben çok beğendim sizlerin de beğeneceğiniz düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaştım bir de şöyle pembesini yaptım arkadaşlar onu da göstermek isterim evet bakın modelimiz oldukça güzel pembesi ayrı bir güzel oldu bakın şöyle Gerçekten çok şık ve güzel bir model bakın. İkisi de ayrı bir güzel oldu. Evet sevgili hanımlar bakın bu şekilde harika bakın. Şöyle bu modelim ayrı oldu. Bu modelim ayrı bir güzel oldu. İkisi de birbirinden güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet güzel hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Sizlerle birlikte çalışmış olduğumuz modelimiz arkadaşlar 15, 17 ilmekle başladık. Modelimiz 5 ve 5'in katları artı 2 ilmekten oluşuyordu. Böyle güzel bir model deseni ortaya koyduk. İnşallah hoşunuza gitti beğendiniz. Allah'a emanet olun, olun en güzeline emanet olun kanalıma bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarda da en azından küçük bir emoji olsa benim yanımda olduğunu olduğunuzu belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.